Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Gladio'nun hani tam ortasına bu kadar net hançerin saplandığını nadir bir iddianamede gördüm abi. Gerçekten öyle. Çünkü bir numara, şimdi buradan hemen yazalım, tamam mı? Kesinlikle. Fethullah Gülen. Bunun ismini yazmaya gerek yok, tamam mı? Şimdi bu bir numara Fethullah Gülen bu çerçevede. Şimdi Türkiye'nin ikinci şeyi vardı abi. Türkiye'nin imamı. Mustafa Özcan var, tamam mı? Mustafa Özcan Türkiye'deki imamı. Fethullah Gülen cemaatinin, o zamanlar cemaat dedikleri için imamı. Yani terör örgütünün Türkiye'deki imamı. Şimdi aralarında bir sürü husumet var, kavga var, gürültü var. Ayrı Kendisi bir kaçak klik. zaten. Şimdi Mustafa Özcan azılı bir Fethullahçı dediğimiz gibi. Ve şu anda da Fethullah öldükten sonra acaba kontrolü, terör örgütünde kontrolü bu adam mı alacak, almayacak mı tartışması var, tamam mı? Ve büyük ihtimalle alacak ama Amerika'da da buna karşı çok büyük bir tepki de var. Şimdi Mustafa Özcan'la en büyük temas içerisinde olan kişi işte asıl Gladio'nun merkezi. Bizim yıllardır söylediğimiz ve kimsenin biz söylerken ya siz çok doğru söylüyorsunuz, destekliyoruz, size de bunu yapalım. Yani sizin de bu dediklerinizi biz de yazalım diyenlerin olmadığı ama bizim yıllardır başta Nihat abi olmak üzere söylediğimiz ve işaret ettiğimiz kişi Enver Altaylı. Şimdi Enver Altaylı ile ilgili zaten hem biz çok şey programlar yaptık hem yazılar yazdık hem de aynı zamanda kendisiyle ilgili de birçok haber de çıktı. Şu an Enver Altaylı bir Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde bulunan bir Fethullahçıyı yurt dışına kaçırmaya çalışmaktan tutuklandı, 12 yıl ceza aldı ve şu an cezaevinde. Ayrıntıları çok fazla tabii. Bu Enver Altaylı ile ilgili söyleyeceğimiz şeyin ayrıntıları çok fazla ama biz baştan beri asıl işin merkezinde hep Enver Altaylı olduğunu hep söyledik. Şimdi olayın özü şu. Mustafa Özcan ile Enver Altaylı arasında sürekli bir temas var. Ve bu temas 2000 yani 1990'ların başlarına kadar gidiyor. Ve o zamanlarda Cumhurbaşkanı hatta Süleyman Demirel'le hatta Abdullah Gül'le falan bunların hepsinin toplu görüşmeleri de var. O dönemlerde okullara ilişkin çok önemli faaliyetler yürütüyorlar. Fethullah'ın okullarına ilişkin ve bu faaliyetlerde bu ikisi her daim görüşüyorlar. Şimdi o dönemde 2002 yılında tabii öncesinde Necip Ablemitoğlu Fethullah'a karşı birçok yazı ve şey alınca programda bunları yapınca ve aynı zamanda Köstebek kitabında dile getirince şöyle olaylar olmaya başladı. Bu ikisi arasında faaliyetler, görüşmelerde artışma oluyor. Şimdi size uzatmadan anlatmaya çalışacağım. Bağlantıyı kafanızda kurun. İnsanlar size bir şey anlattığında en azından kafanızda bir şablon oluşur diye söylüyorum. Enver Altaylı ile Mustafa Özcan konuşuyorlar ve Necip Ablemitoğlu'na ulaşmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki aslında yani ona da Halil Şıvgın'a gidiyorlar. Eski bakan, Sağlık Bakanı. Halil Şıvgın'a gidiyorlar. Diyorlar ki bizi Ablemitoğlu ile görüştür. Görüştürmesinin meselesinde Mustafa Özcan işte bunu adamın susturulması lazım. Nasıl susturulacak? İşte konuşalım, görüşelim, bunu susturalım bir şekilde deniliyor. Ancak Necip Ablemitoğlu bu görüşmeyi kabul etmiyor. Ancak bir şekilde bir yerlerden ulaşmaya çalışıyorlar Necip Ablemitoğlu'na. Ulaşamıyorlar. En sonunda Enver Altaylı Aydın Köstem'in ve aynı zamanda oradaki birçok şeyin ifadesinde ortaya çıkan ve bağlantılarla ortaya çıkan şekilde Levent Göktaş'la bu konu üzerinden bir anlaşma yaptıklarını söylüyorlar. Levent Göktaş. İşin zaten merkezinde Levent Göktaş. Levent Göktaş Ergenekon duruşmasında içeri girmiş ve uzun yıllar orada cezaevinde kalmış bir kişi. Ve kendisi aynı zamanda o yaptığı işte bak komutanlığı yaptı, özel kuvvetler komutanı yaptı ve dolayısıyla orada faaliyetlerinden yaptıklarından dolayı çok kahraman bir asker olarak söyleniyordu. Hatta bizlere de herkesin böyle söylediğini biz defalarca da söylemiştik. Hatta dedik ki bize bunları söyleyenlere de bir cevap olsun ya arkadaş nasıl oluyor bize bunu söylediniz de bu adamın yaptıkları ettikleri soru işareti onlarca şey var. Biz bunu söylediğimizde daha Levent Göktaş konuşulmuyordu. Şubat'ın başı, ocağın sonuydu. Ocak ayın daha o zamanlar ne iddianem var ne başka bir şey var. Biz bunu da tespit ettiğimizde söylüyorum. Açın o dönemki yaptığımız programları, tarihi programları izleyin. Ne söylediysek orada aynı şeyi söylüyoruz. Levent Göktaş. Levent Göktaş'ın altında Fikret Emek. Şimdi bakın burada da enteresan bir durum söz konusu. Fikret Emek o zamanlarda o da MAK'ın içerisinde ve MAK'ta da istihbaratta, özel kuvvetler istihbaratta ve Levent Göktaş'ın yardımcısı şeklinde. Fikret Emek de
Ergenekon'dan içeri girmiş bir kişi. Şimdi bunların Ergenekon'daki bağlantılarına ilişkin bazı birkaç bir şey söyleyeceğim. Bilin diye bunları anlatıyorum. Fikret Emek de şu anda iddianamede işte hakkında ceza istenen kişilerden birisi. Onun yardımcısı olarak bulunan Tarkan Mumcuoğlu. Şimdi Tarkan Mumcuoğlu'nu o da istihbaratta, o da aynı şekilde ÖKK'da. Onun da çok sağlam bir disiplinli bir asker olduğu söyleniyor. Hatta bunu da birçok kişi sadece orada iddianamede de yazıyor. Birçok arkadaş da bunu dile getiriyor. Tarkan Mumcuoğlu cinayetin olduğu zaman Kazakistan'da görevli. Ama iddiaya göre Kazakistan'dan bir şekilde yasa dışı yollardan Türkiye'ye girip cinayeti işleyen, hatta tetiği çeken kişi olarak burada gösteriliyor. Şimdi Tarkan Mumcuoğlu konusu çok daha karmaşık bir konu. Buradan iddianameden de anlayacağımız üzere çok daha karmaşık bir konu. Ama kendileri, yani en azından savcılık iddianamesinde KKTC üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığına dair bazı bilgiler var iddianamede. O ayrıntıların hepsini ilerleyen zamanlarda söyleyeceğiz zaten. Şimdi asıl mevzu şu. Şimdi buraya kadar Levent Göktaş'ın aslında talimatları içerisinde kullandığı kişilerin söylenen kişiler bunlar. Bir de aynı zamanda asıl işin merkezinde olan Nuri Gökhan Bozkır, işte hep onun anlattıklarıyla ilerlenen Nuri Gökhan Bozkır. Bu da özel kuvvetlerdeydi. Özel kuvvetlerin içerisinde Levent Göktaş'la. Yakında hatta Levent Göktaş Nuri Gökhan Bozkır'ta avukatlık da yapmıştı. Çok yakın ilişkileri vardı. Şimdi işin gerçeği şu. Bu dörtlü özel kuvvetler komutanlığı içerisinde yer alan kişiler. Enver Altaylı ile teması asıl sağlayan kişi Levent Göktaş. Ama Levent Göktaş bunu Enver Altaylı ile çok sık bir şekilde yerine getirmiyor. Asıl getiren, işte buradaki önemli bağlantıyı kuran kişi belki de en kritik adam Aydın Köstem. Şimdi bu kişi daha öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile falan böyle bir sürü silah alımı süreci içerisinde ihalelere girmiş. Enteresan, değişik bir adam. Değişik bir adam diyorum, ifadeyi böyle kullanmak zorundayım. Çünkü iddianamede geçen şeylere baktığımız, bizim öğrendiklerimize kadar baktığımızda çok garip şeyler, ilişki ağları var. Nuri Gökhan Bozkır'ın da kimliğini, kişiliğini aslında bir tekrar bir hatırlatırsan. Bütün çünkü dava bunun ifadesi üzerine kuruluyor. Evet. Şimdi Nuri Gökhan, ona da geleyim. Şimdi Aydın Köstem, önü şöyle söyleyeyim. Aydın Köstem sürekli Enver Altaylı ile konuşuyor. Daha doğrusu şöyle. Mustafa Özcan sürekli Enver Altaylı ile görüşüyor. Enver Altaylı sürekli Mustafa Özcan ile görüşüyor. Zaten Mustafa Özcan da sürekli Fethullah Gülen ile görüşüyor. Bu görüşmeler içerisinde Mustafa Özcan ve Enver Altaylı görüşmesi içerisinde Enver Altaylı sürekli Aydın Köstem ile irtibat halinde. Aydın Köstem de bu irtibatların tamamını Levent Göktaş'a aktarıyor. Yani bir aracı konumunda. HTS kayıtlarıyla koyuyorlar. Bunları somut olarak gösteriyorlar. Zaten bunlar bizim bildiğimiz şeylerdi ama bunu çok somutlandırmışlar ve göstermişler. Levent Göktaş ne diyordu? Ben Enver Altaylı ile bir kere görüştüm 2015 sonrası. Yalan söylediği bu iddianamede çok... Hablemitoğlu için de hiç tanımıyordum. Hablemitoğlu için de hiç tanımıyordum diyor. Yalan söylediği burada çok net belli bu ifade. Çünkü bütün yanındaki o şeyler 2012'de, 11'de görüştüklerini, orada beraber olduklarını anlatıyorlar. Burada çok net görünüyor. Dolayısıyla Levent Göktaş gönderdiği mektupta ben işte saygın bir kişilik olarak Enver Altaylı'yı gösterdiği, saygın bir kişilik olarak gösterdiği Enver Altaylı'yı 2015'ten sonra bir görüşme yaptım diyor. Doğru değil. Öncesinde görüşme yapıyor. Ama asıl görüşmeyi bağlayan kişi Aydın Köstem. Aydın Köstem aynı zamanda, şimdi bu bağlantıları koyduk mu abi? Evet. Şimdi asıl şeye de gelelim. Mehmet Narin diye birisi de var. Şimdi Mehmet Narin de emir subayı gibi düşün. Aslında yanında, hani albayların emir subayı olmaz ama, yani emir as subayı olmaz ama kendisi bir as subay. O da özel kuvvetler komutanlığında artık emir as subayı aynı gibi davranıyor. İşte bütün özel ilişkilerinde abi işte anlatıyor Mehmet Narin. Bu kişi de her şeyi anlatıyor. Her şeyi anlattığı için de şimdi Mehmet Narin de bağlantıyı yapıyor ve Mehmet Narin üzerinden iki tane hat alınıyor. Bunlar Levent Göktaş üzerinden hep Aydın Köstem'le konuşuluyor. Mehmet Narin de Levent Göktaş'ı arabasıyla götürüyor, getiriyor, ev işlerine bakıyor, şeyini ödüyor, faturasını ödüyor. İşte özel ilişkilerindeki bazı kirli ilişkileri bağlıyor, ediyor falan filan. Ama Mehmet Narin sadece Emir Asubay gibi sürekli yanında çalışıyor. Hem sivilken hem şeydeyken. Konya'ya götürüyor, Antalya'ya götürüyor falan filan. Bütün bağlantıları yapıyor. En sonunda birçok şey anlatıyor. Son isim. Adamın ismi Ali Serhat Ilıcak. Peki biz bu adamı nereden tanıyoruz? Bu adam Enver Altaylı'nın bu 12 yıl ceza aldığı, bak bu özel bilgiyi de ben yazmıştım ilk. Ceza aldığı istihbaratçı, FETÖ'cü istihbaratçı yurt dışında kaçırma faaliyetini yaptığı zaman
evinde saklandığı kişi ve sürekli bunun yardım ettiği, hani o adamı kaçırmak için kullandığı adamlardan birisi. Ali Serhat Ilıcak, Enver Altaylı'nın en büyük dostu. Bu kişi Nazlı Ilıcak'la çok yakın akraba. Tamam mı? Bunun bağlantılarını zaten aynı zamanda bir Bağbali Kılıcı yapacağız bunlarla ilgili zaten de. Bunun da aynı zamanda Nazlı Can çok yakın akrabası. Yani Ilıcaklar tercümanının sahibi. Kılıçdaroğlu'nu alkışlattı Nazlı Ilıcak diyorsun. Tabii tabii. Kılıçdaroğlu'nu alkışlattı. Yani Ilıcaklar gazetesinin, tamam mı? Gazetesinin sahiplerinden. Ve yıllarca beraber faaliyet yürüttüler. Yıllarca beraber. Enver Altaylı ile beraber. Şimdi bağlantı o kadar güzel sağlanmış ki. Yani Mustafa Özcan, Enver Altaylı sürekli görüşüyor. Fethullah Gülen, Mustafa Özcan sürekli görüşüyor. Mustafa Özcan, Enver Altaylı ile sürekli görüşüyor. Enver Altaylı'nın asıl has adamlarından birisi Serhat Ilıcak. Enver Altaylı, Levent Gökçey, Aydın Köstem adlı çok kritik bir adam üzerinden birçok kişiyle temas halinde. Aydın Köstem'in de en çok fazla konuştuğu kişi Levent Göktaş. Bunu da Mehmet Narin'in hattı üzerinden yapıyor. Levent Göktaş'ın da ekibi olarak bahsedilen kişiler de Fikret Emek, Tarkan Mumcuoğlu, Nuri Göken Bozkır. Ve Nuri Göken Bozkır, Tarkan Mumcuoğlu ve Fikret Emek de çok daha samimiyken Levent Göktaş da hakikaten Nuri Göken Bozkır'la çok yakın ilişkilere sahip falan. İşin en önemli tarafı şu. Ve bunu da anlayın ki lütfen sizi kandırmasınlar. Şimdi diyecekler ki bakın iddia ediyorum FETÖ'cüler abi, çıkacak Emrullah Uslular, Cevheri Güvenler, Adem Yavuz Aslanlar diyecekler ki burada Ergenekon yapılanması nasıl ortaya çıktı göreceksiniz diyecekler. Saklayacakları adamlar burada. Enver Altaylı, Mustafa Özcan, Fethullah Gülen. Burayı saklayacaklar. Dedi karar veremediler herhalde. Bak giremediler hemen. Tepkisel veremediler. Talimat bekliyorlar. Nerede? Emrullah Usta hemen Ergenekon içeride. Ergenekon'un nasıl AKP'yi kapatmaya çalıştığına ilişkin Halil Şıvgın çok önemli bilgiler veriyor diye. Emrullah Usta hemen bir şey yaptı. Yakaladı. Allah kuyruğu yakaladı. Ergenekon var falan filan diye başladı. Ama soru şu. Siz de size... O çok güven, bazılarının çok güvendiği adamlar var ya, o adamlar burayı saklayacak. Diyecek ki böyle birisi yok. Tabii. Böyle birisi yok diyecek. Fethullah Gülen yok. Ama birileri de şurayı saklayacak. Sen zaten iddianameden anlatıyorsun şimdi ya. Tabii iddianameden. Ben bir de şimdi yorumumu yapıyorum. Birileri de şunu saklayacak. Bunların ikisi de Ergenekon'da ismi geçen kişiler. Ergenekon'da ismi geçen kişiler ama Ergenekoncu diye tabir edilenlerden mi acaba? Yoksa Serkan abinin de aylardır sabah programlarında dile getirdiği, bizim de defalarca Serkan abiyle programda vurguladığımız, Nihat abinin de defalarca programlarında evet, altını çizdiği, acaba aralarına Ergenekon içerisinde belki de gönderilen birileri mi? Şimdi bu sorunun cevabı herkesin ortasında olsun. Ver yansın TV hepsini çıkartıyor. Bak diyorum. Birileri sizden bunları gizleyecek, gizlediler. Birileri sizden bunları gizleyecek, gizlediler. Biz bunu yıllardır anlatıyoruz. Anlattığımız şeyi de buradan bir kez daha altını çizerek söylüyoruz. Çünkü lan bir Enver Altaylı da gözünü sevdiğimin cevherisi ya. Bir Enver Altaylı da ya. La bir Mustafa Özcan da hadi yani bir yerinizi yiyorsa bir deyin bakalım, anlatın bakalım ya. Bağlantı net. Savcı diyor ki, bak savcı gerçekten çok iyi çalışmış. Yani ellerine sağlık demek lazım ama hatalar vardır. Şey vardır, buradaki bazı insanlar masum olabilir. Bak bunu bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Bazı insan çünkü tam oturmayan yerler var olduğunu düşünüyorum. Bu benim haddime değil. Çok derinlemesine okuyup araştırmamız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine söyleyebilmemiz için. Yani biz bir şey. Ama niyet çok iyi. Burada niyet iyi. Bu işi yapan eden herkesten Allah razı olsun diyoruz. Evet. Niyet diye iyi. Başkaları da var. Senden sonra ben de gireceğim yani. Şimdi evet. Burada... Fethullah Gülen sürekli Mustafa Özcan'la görüşme halinde. Necip Ablemitoğlu o dönemlerde Fethullah Gülen'in hem Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde hem emniyet içerisindeki faaliyetlerini anlatıyor. Aynı zamanda Alman vakıfları üzerinde de kitaplar yazıyor. Köstebe kitabında yazacağı işte o zamanlardan bahsediyoruz. Bunun susturulması gerekiyor deniliyor. Bunu söyleyen kişi Mustafa Özcan. Bu sabit şeylerde iddianamede. Mustafa Özcan bunu yapmak için Enver Altaylı'dan yardım istiyor. Enver Altaylı'yla Mustafa Özcan, Hablemitoğlu ile tanışık olan eski bakan Halil Şıvgın'ın yanına gidiyorlar. Bizi Necip Hablemitoğlu ile görüştür diyorlar. İşte biz şunu al edelim falan filan. Baskı yapıyorlar. Bunu çıkartmasın, Köstebe çıkartmasın falan filan diye baskı yapıyorlar. Ayrıntılarda çok büyük önemli haberler var sayın izleyiciler. Gerçekten çok büyük haberler var. Bizim derdimiz sizin anlamanız. Çünkü Türk milleti anlamadan bir sürü oradaki ayrıntıların içerisinde boğulup gidecek.
özünü kaçırmayalım. Ya o yüzden çarpıtma, anlatıyoruz. Başka bir algı yönetme adına yapılan işler var. Oraya evet. da geleceğiz. Mustafa Özcan, Enver Altay'la Halil Şıvgın'ın yanına gidiyor. Halil Şıvgın, Necip Ablemitoğlu'yla işte görüştürmesi isteniyor. Bu da bu olmuyor. Bunun ayrıntıları başka türlü. Başaramadıkları için diyorlar ki susturmamız gerekiyor deniliyor. Mustafa Özcan tarafından Enver Altay'la da bu işi biz bu şekilde başaramadık. O zaman diyor başka türlü başarılması gerektiğine dair bazı iddianamede onu ifade eden bazı fikirler var. Ve arkasından Enver Altaylı şunu açıkça söylüyor. Diyor ki bu işi Levent Göktaş'la çözeceğiz diyor. Bunu da bir ifadede bir kişi anlatıyor. O ayrıntıda kafa karıştırmasın diye söylemiyorum. Enver Altaylı Levent Göktaş'la Aydın Köstem adlı kişi üzerinden, bu kişi çok önemli, bunu ayrıntılı bir şekilde ayrıca yazacağız, konuşacağız. Şimdilik siz Aydın Köstem diyebilin ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde değil. Ancak onlara ihale alan, ihale veren. Bu arada Aydın Köstem'le Enver Altaylı bu cinayet işlendiği zamanlarda Ali Serhat Ilıcak'la, çok özür diliyorum, Ali Serhat Ilıcak'la Enver Altaylı bu cinayet işlendiği zamanlarda ne yapıyorlar biliyor musun? Siemens'ten anlaşma yapıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bütün altyapısını, kablo, iletişim, bütün altyapısını yapması için bir ihaleye çıkılacağını öğreniyorlar. Birileri onlara haber ediyor. Enver Altaylı ile Ali Serhat Ilıcak giriyor. Siemens markasıyla anlaşıyor. O zaman o Siemens markası Serhat Ilıcak'ın elinde. Siemens markası Enver Altaylı ile beraber ihaleye giriyorlar. 900 bin dolar ikisi paylaşıyor. Tamam mı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün altyapısını hazırlayan bu iki kişi. Gladyon'un al sana bomba herkes. Haber. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm iletişim altyapılarını sağlayan, kablolarından şuna buna yaklaşık 74 trilyonluk bir maliyeti falan var. Enver Altaylı ile Ali Serhat Ilıcak sırf bu işi bağladılar diye 900 bin dolar parayı cebe indiriyor. Biz burada iddianamede yazandan bahsediyorum. Çok enteresan. 2000 işte 15 Temmuz'dan sonra 3 ya da 4 defada bu yazılımları değiştirdiler. Tekrar yazılım değiştirdiler. Yazılım başka bir şey. Tabii o senin söylediğin altyapı. O altyapının üstüne kurulmuş olan yazılımlarda da 3-4 defa değişikliğe gittiler. Evet. Enver Altaylı bu işi Levent Göktaş da yapacağını söylüyor. O dönemlerde irtibat başlıyor. Aydın Köstem adlı kişi, İhalelere falan giren bir kişi, dışarıda herkesle irtibatlı olan bir kişi, Levent Göktaş'la ve Enver Altaylı'yla sürekli konuşuyor ve arabuluculuk yapıyor. Ve bunu da aynı zamanda Mehmet Nari'nin hattı üzerinden, yani emir subayı, as subayı üzerinden yapılıyor. Onun hatları üzerinden. Ve bir görev veriliyor. Görev ne? Hablemitoğlu'nu öldürmek. Hablemitoğlu'nu öldürmek için de planı yapıyorlar. Planı hazırlayıcısı olarak da Levent Göktaş gösteriliyor. Ne için Hablemitoğlu hedef alınıyor? Yani öldürülmesini isteyen muhtemelen Fethullah. Projeyi çizen Mustafa Özcan. Tamam diyen ve uygulamaya geçileceğini söyleyen Enver Altaylı. Cinayet planını çizen de Levent Göktaş olduğu tespit ediliyor. Bunun da şeye dayandırmış iddianamede gördüğüm kadarıyla. Hep bu MİT müsteşarlığı söylemi üzerinden. Yani diyor ki Hablemitoğlu bana işte bunu söyledi. Öbür tarafta söyledi. Hablemitoğlu'nun çeşitli yerlerde MİT müsteşarlığı teklifinin geldiğini, iki tane işte askeri personelin geldiğini falan söylüyor. Onun 2-3 yerde de şahitlik koyuyor. Yani Levent Göktaş'a iş böyle sunulmuş, getirilmiş. Nuri Bozkurt şey söylemesine rağmen bütün ifadelerinde ben FETÖ'yle en çok savaşanım bilmem neyim falan filan, hangi mekanizmanın içinde kime hizmet ettiğini bile bilmez bir durumdaymış gibi. Ama ben iddia ediyorum bu mekanizmanın hepsinin aparatları bunlar, görevli. Evet. Şimdi Recep abi şey diyor, sanki rekabet içinde olduğu algısı oluşturulmuş. Evet, oluşturulmuş iddianamede, hani sanki MİT başkanlığına evet. rekabet falan. Şöyle yani oluşturulmuş olsa dahi. Senin kanaatin ne ama? Bak oluşturulmuş, girdi. Oluşturulmuş olsa dahi Levent Göktaş'ın böyle bir zafiyeti vardır. Bu zafiyet kullanılmıştır. Ama bu zafiyeti kullanan merkez komite buradadır. Ve Hablemitoğlu milli bir aydınımızdır. Kim girdiyse bu işin içinde bunun hesabını verecek. Merkez komite buradadır. Merkez komite buradadır. Enver Altaylı açıklanmadığı sürece, yaptıkları faaliyetleri ortaya ifşa edilmediği sürece, bağlantıları bizlere aktarılmadığı sürece
Ben size söylüyorum yani. Asıl merkez burada. Mustafa Özcan, Enver Altaylı. Merkez de zaten bu diyor. Evet. İşte Fethullahçılar burayı kapatacak. Diyor ki Fethullahçı, Ergenekoncular yaptı. Kim? Levent Göktaş, Fikret Emek. Ergenekon'da yaptılar bunları. Evet, evet. Ve bunun üzerinden zıplayacaklar. Şu an zıplamaya devam ettikleri gibi. 9 aydır zıpladıkları gibi Ergenekon yaptı diye. Bunları gösteriyorlar. Bunları görmüyorlar. Birileri de kardeşim ya burada öyle bir şey yok deyip bu sefer bunları neden koruduklarını anlayamadığımız bir şekilde bunları kapatıyor. Tamam mı? Burada bir şeyler var deniliyor. Bunları da söylemiyor. Bir kez daha bu programı neden yaptığımızı söyleyeyim izleyicilere de. Bilsinler abi, biz burada gazeteciliğin ötesinde başka bir şey yapmaya çalışıyoruz. Biz kafalarda bir soru işaretinin temelini gidermeye çalışıyoruz. O onu demiş. Bu şimdi diyecekler. Bütün televizyonlarda ve bütün her yerde büyük gazeteci görünümünde bir sürü kişi de şöyle diyor. Böyle demiş. Bu şöyle demiş. Gördünüz mü burada Ergenekon var. Bak burada nasıl para kaçırmış. Burada bir sürü olay var abi. Bin tane olay var. Bin tane. Bak burada Sedat Peker. Bak burada Nuri Gökhan Bozkurt. Bak burada bir sürü şey var. Bunların hepsini öne çıkartacaklar. Resmin gerçeğini görmeyi engelleyecekler. Ben resmin gerçeğini olanı gösteriyorum. Bir daha söylüyorum. Üstüne basa basa. Burada suçsuz olan kişiler vardır. Buna ben söylemiyorum. Bu iddianameyi anlatıyorum. Ama bunun doğruluğunun %90 olduğuna inanıyorum. Alınıp cezaevinde yatarken sonra beraat kararı, takipsiz karar verilen isimler oldu. Kimler oldu onlar mesela? Şimdi hemen söyleyeyim. Şimdi garip olan duruma geliyoruz. Şimdi burada Levent Göktaş talimat veriyor. Fikret Emek bu işin yine merkezine oturtuluyor. Nuri Gökhan Bozkır cinayet öncesi, cinayetin olacağı bölgede, tamam mı? Habli Mitoğlu'nun evinin öncesinde zaten orada araştırmalar yapıyor, işte şeyler yapıyor. Orada faaliyetler, işte kimler girdi, ne zaman çıktı. Yani ne diyorlardı? Takip istihbarat çalışmasını yapıyor. Tarkan Mumcuoğlu o zamanlar Kazakistan'da. Ve Nuri Gökhan Bozkır diyor ki ben diyor Tarkan Mumcu'yu götürdüm diyor. Hatta diyor bunun öncesinde diyor ben diyor Fikret Emek'in önce Levent Göktaş'ın odasına geldim. Bülent Kutsal adında birisi geldi. O da Özel Kuvvetler Komutanı'nda. Geldi bana işte ya işte bomba. Bu arada Necip Ablemitoğlu çok ayrıntı var da. Necip Ablemitoğlu kendisine Uğur Mumcu gibi bir suikast düzenlenebilir korkusuyla, tedirginliğiyle. Evet, arabasına şey arabasına önceden dışarı uzaktan kumandayla çalıştırılma şeyi hazırlıyor. Dolayısıyla yani her defasında çalıştırıyor, bakıyor, patlamıyorsa kapatıyor, tekrar arabasına biniyor böyle. Bunu yapmak zorunda kalmış adam. Bak bunu yapmak zorunda bırakan devlete ne demeli? Ona ayrı bir şey söylüyor. O zamanki emniyete ve emniyet şeylerine de bakmamız lazım işte burada. Niye korumalar yapılmadı? Niye bu işlerin tedbirleri alınmadı? Bu derece tehlikeye girmiş bir adam. Evet, şimdi buradan şuna gelelim. Şimdi Tarkan Mumcu o zaman Kazakistan'da görevde. Tamam mı? Görünen o. Nuri Gökhan Bozkır da o dönemlerde Levent Göktaş'ın odasına giriyordu. Öncesinde zaten planlandığını söylüyor daha öncesinden. Odasına giriyor. Bülent Kutsal adında birisi giriyor. Diyor ki burada diyor, uzaktan kumandalı şeyle kapatmış. Bunun başka bir yol denemeliyiz dedi diyor. Nuri Gökhan Bozkır Bülent Kutsal için böyle söyledi diyor Levent Göktaş'a. Ha o zaman falan filan diyor. Bir evrak hazırlanmış. Dosya hazırlanmış. Bu dosyayı da hemen yan odada bulunan Fikret Emek'e götürüyor Nuri Gökhan Bozkır. Fikret Emek'e götürüyor. Dosyayla yapılacaklarla ilgili soru şey yapıyor. 2-3 kişinin ismini daha söylüyor. Tamam mı? Altan Boralar var, işte şey Büyükuncular var falan filan. Bir sürü kişi var orada. Ve bunlar da soruşturmaya dahil. Tan Dervişoğlu var falan. Bunlar da soruşturmaya dahil ediliyor. Diyor ki Nuri Gökhan Bozkır. Bunlar da bunun içindeydi diyor. Cinayetin içindeydi diyor. Evet. Ancak yapılan soruşturmada enteresan bir durum var. Nuri Gökhan Bozkır'ın bu geri kalan 3-4 kişiyle husumetinin olduğunun tespit edildiğini ve onların masum olduğunu, Nuri Gökhan Bozkır'ın onlara iftira attığını söylüyor. Ve onları şey dosya dışı bırakıyor. Ama mesela Tarkan Mumcuoğlu'na gelince Tarkan Mumcuoğlu'yla çok iyilerdi, görüşüyorlardı. Ve onların bu ilişkisi içerisinde bir husumet yoktu. Dolayısıyla bununla ilgili söyledikleri doğru diyor. Şimdi bunu neye göre tespit ediyor? Yani iyi kötü abi. Yani şimdi burada dostumuz, düşmanımız falan. Burada bir gariplik var. Yani ben burada bir gariplik olduğunu düşünüyorum. Ama neye doğru gariplik? Şimdi Nuri Gökhan Bozkır'ın diyor doğru söylemediği birçok şeyin olduğunu tespit ettiklerini kesin söylüyor. Kesin bu net aslında gözüküyor. Söylüyor zaten. Kişilik de öyle bir kişilik. Zaten kişiliği biraz söylediğini ayrıntılama.
kişilik hiçbir şey kimsenin güvenmediği, para için her şeyi yapabilecek, karakteri ayaklar altında bulunan bir kişiden bahsediyoruz. Herkesin tabiri bu. Özel kuvvetlerdeki bütün silah arkadaşlarının tabiri. Para için her şeyi yapar, herkesi satabilir, herkesi kandırabilir, herkes şey. Ama işin garip tarafı, savcılık diyor ki, Nur Gökhan Bozkır'ın anlattıklarının bir kısmı, birçok kısmı doğru. Ama bu kısımlar yanlış diyor, yalan diyor. Burada iftira atmaya çalışmış, burada doğrular. Garip. İfadesi alınan kişilerden birisi bir gün Bülent Kutsal, Levent Göktaş'la ilişki halinde, o da yıllar sonra savunma sanayinde, Ukrayna'ya Levent Göktaş tarafından gönderiliyor. Sen orada Ferhat diye birisiyle görüşeceksin diyor. Ferhat diye geçen Nur Gökhan Bozkır. Nur Gökhan Bozkır görünce küfrediyor Bülent Kutsal. Sen benim hakkımda nasıl cinayette ortaklık ettin? O da diyor ki vallahi Kutsal baba özür dilerim komutanım, söylettiler bana diyor. Kim söyletti sana? Sonra bu da diyor ki, Bülent Kutsal da diyor ki, ben diyor Levent Göktaş'ı aradım, sen bunu bana nasıl yaparsın dedim diyor. Ama neye göre nasıl yaparsın, hangisine söyledi bilmiyorum. Ama şöyle bir durum var. Nuri Gökhan Bozkır'a birileri sufle vermiş. Belli. Ha belli. Yaptığı açıklamaların birçoğunda yalan beyan var. Bunlar çok net görülüyor. Ama bütün dosya Nuri Gökhan Bozkır denen yalancının üzerinden ilerliyor. İşte asıl işin en sakat tarafı. Attık şimdi. Savcılığın zor olduğu, zor kullanımı şu. Nuri Gökhan Bozkır kardeşim bir şeyler söylüyor ama hangisi doğru hangisi yanlış? Hayatını buna adamış. Yani bu doğru mu söylüyor? Burada yalan mı söylüyor? Burada şöyle mi söylüyor? Burada böyle mi söylüyor? Falan sorusu savcılığı çalıştırmış yani bunlar. Ama savcılıkta kani olmuş birçok şeye. Şurada yalan söylüyor, burada doğru söylüyor. Burada yalan söylüyor, burada doğru söylüyor. Yani burada takdir meselesinde belki bir sıkıntı olabilir bilmiyorum. Ve diyor ki işte Tarkan Mumcuoğlu zaten tetikçiydi diyor. O güne ilişkin tanıkları da hep konulmuş, edilmiş. O gece ne oldu, ne bitti? Tarkan Mumcuoğlu'nun Türkiye'ye yasa dışı yollardan geldiği, hatta Tarkan Mumcuoğlu'nun asker arkadaşlarıyla da ifadesi alınmış, yapılmış. Tetikçi olduğu söyleniyor. Tamam mı? Ancak Nuri Gökhan Bozkır'ın Tarkan Mumcuoğlu ile ilgili de birçok yalan ifadesi var. Tamam mı? Ama bunların tespiti orada yok. Mumcuoğlu'nun da bir şeyini verirsen, yani bu işlerden güçlerden dolayı daha öncesinden, çok daha öncesinden bir ifadesine başvuruluyor. Doğru mu? Sonra hangi kurumda çalışıyor? Şimdi o... ya öyle bir şey ki abi. İçin kafaya atmıyor. Yani Erdem Atay burada bir şey söylerken geçmiş olan görev pozisyonu itibariyle öyle yerde, öyle zamanda görev aldı etti ki peki bu adamda bu kriminal bir durum vardı diyelim. Nasıl ilgili kurum tespitini yapmadı etmedi? Şimdi, ne yapmıştı? Nuri Gökhan Bozkır diyor ki bu diyor cinayeti işleyen bu diyor. Hatta anlatıyor, abartıyor diyor ki ilerletiyor. İhsan Güven'in cinayetini de işleyen Fikret Emekli Tarkan Mumcu. Evine gittiler Tarkan Mumcu yine tetikçiliğini yaptı. Fikret Emekli buna yol gösterdi falan talimat. Çünkü Fikret Emek'in yardımcısı Tarkan Mumcuoğlu diyor. Tarkan Mumcuoğlu çok iyi bir asker olarak biliniyor. 2012'de emekli oluyor. Emekli olduktan sonra 2016'nın başında uzun bir şey sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bünyesine sokuluyor. Ve hakkında bir sürü soruşturma, araştırma yapılıyor. Uygun bulunuyor. Ki o dönemler soruşturma açılmış. Soruşturmanın açıldığı tarih 2015. Nuri Gökhan Bozkır konuşmuş. Nuri Gökhan Bozkır demiş ki Tarkan Mumcuoğlu katil. MİT bunu biliyor. Alıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Tarkan Mumcuoğlu'nu Suriye'ye gönderiyor. Suriye'de büyük faaliyetler yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın baş kahramanlarından birisi de Tarkan Mumcuoğlu. Yani orada Zekai Paşa ile birlikte çalışıyorlar, şey yapıyorlar. Yani oradaki bütün faaliyetlerin içerisinde hatta çok büyük işler yaptığı için de daire başkanına kadar yükseliyor. Şimdi soru şu. Eğer Tarkan Mumcuoğlu cinayeti işleyen, tetiği çeken kişi ise Milli İstihbarat Teşkilatı bunu bilmiyor muydu? Biliyordu da aldıysa nasıl geldi? Nasıl girdi? Yok, biliyordu ona rağmen alındıysa bunu alanlar kimlerdi? Milli İstihbarat Teşkilatı bize doğru bilgiyi Türkiye'de okuyacak en önemli kurum. Doğru bilgi ve doğru pozisyon değerlendirmesini yapan en iyi kurum. Yani en çok güvenilir. Mahkemelerden daha çok oraya güveniriz değil mi? Mahkemelerin
bilgisini de, devletin güvenliğini de abi basıyor. İddianamede evet. Net ortaya çıkıyor yani. Milli İstihbarat Teşkilatı olmasa bu bilgilerin hiçbirisi ortaya çıkmaz. Tamam. İşte evet. Sorumuz burada oluyor. Sorumuz burada oluyor. Peki Mumcuoğlu'na dair önceki görev ve pozisyonun kurumun bilgi dahilinde mi oldu? Yoksa bu sonradan kurumun dahil olmadı ya da kurumun bu konudaki görüşünü orada görmüyoruz. İşte görmüyoruz, onu bilmiyoruz. Yani, zilmi bir şey var ama. Bilmiyorum. Zilmi bir kadın yani, var demek ki yoksa sokulmaz dosya. Öyle bilmiyorum işte yani onu bilemiyorum ama bildiğim bir şey var. Bu çok kişi tarafından bilinmiyor ama. Nur Gökhan Bozkır'ın ifadelerinde ben Tarkan Mumcu'yu şuradan aldım, şuraya getirdim dediği yerler var ya. Evet. Bu bilgiler, şöyle örnek vereyim. Ben bugün bir yerde oturuyorum. 2025'te başka bir yerde oturacağım. Tamam mı? Sen 2022'de bana diyorsun ki Erdem'i ben 2025'te aldığı daireden aldım. Diyorsun. Zamanında fazla ayrıntı vermeyeyim ama böyle bir şey söyleyeyim. Dolayısıyla Nuri Gökhan Bozkır'ın adresini aldım dediği zaman acaba şey orada mı oturuyoruz? Orada oturmuyor, orada yok. Ya da. Şimdi bu soruların cevapları da şeydi. Şimdi birçok havada kalan şey var. Ama sorunun en kritik noktası Tarkan Mumcuoğlu. Madem hani niye MİT'i aldınız? Niye MİT'i aldınız? Niye Suriye'ye gönderdiniz? Niye Suriye'de gönderdiniz de büyük başarılar elde ettikten sonra nasıl oldu da onu yükselttiniz? Daire başkanı şey... Havlevutoğlu cinayetinde yer aldıysa nasıl olur da MİT gibi bir kurumun içerisinde bu yer aldı. Çağcı yapamazsın ya. Değil mi? Yani normalde böyle. Şimdi tutuklanacak gereği yapılacak. Abi o kadar şimdi ayrıntıya girdik tabii gene ama bunlar çok önemli ayrıntılar. Tabii. Daha aslında bizim konuşmamız gereken. Şimdi Tarkan Mumcu olayını, Nur Gökhan Bozkır olayını bence konuşmaya şu anda gerek yok. Tamam. Bunlar daha ilerleyen zamanlarda konuşulması şimdi gereken şeyler. Şimdi merkezini koyduk. İzleyicilerimize bir kez daha altını çizerek söyleyelim. Merkezi unutmayın. Eğer merkez, şimdi sorun şu, diyor ki Necip Ablemitoğlu cinayeti için işte kurulan Levent Göktaş suç örgütü. Abi bu sadece Levent Göktaş suç örgütü mü? Yoksa Gladio'nun merkezi mi? O Gladio'dur kardeşim. Bunun dosyanın adı da operasyonun adı da başka olması lazım. Burada Gladio evet. Yargılanıyor diye çıkmaları lazım. Ve buradan da daha nerelere gidilebilecek bağlantıların çıkacağına emin. Yeter ki Enver Altaylıların doğru düzgün ifadesi alınsın, edilsin. Abi her cümlesi yalan Enver Altaylı'nın. Levent Göktaş'ın da söylediklerinde yalanlanan birçok şey var. Dolayısıyla kimin doğru söyledi? Abi bak, kim bugüne kadar Enver Altaylı'yı koruduysa, bugüne kadar hala kimler koruyorsa, bu adamın bağlantılarının şu an nerelerde olduğu tespit edilemiyorsa ya da edilip de hiçbir şey söylenmiyorsa, araştırılmıyorsa. Bak, bu işin merkezinde bulunan kişi Enver Altaylı. Ben şöyle diyebiliyorum yani sen diyor biliyor musun bilmiyorum. FETÖ'nün de üstünde bir mekanizmadır bu isimler. Enver Altaylılar, bu Nuruzi Nazarlar falan. Yani onu bile kullanan merkezdir. Çok önemlidir. Ve Allah yine bu günleri bize gösterdiği için şükür. İlk defa bu isimler, dokunulmazlığı vardı bunların. Nereden? Bunların yanından, tedrisatından geçmeyen memlekette sen hiçbir siyasete... Hiçbir yere çıkamaz, gidemez. Bunlar şimdi ne oldu? Bir dosyaya girdi. Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı bir operasyonla bir dosyaya girdi ve burası suç örgütünün merkezi diyor. Bu bile şu an için çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Dediğin gibi bütün mesele bundan sonra FETÖ'cülerin bak algısındaki çarpıtmalar, çıkarımlar, alıp işi bambaşka yerlere getirecek, aradan cımbızla çekilecek işler. Çünkü orada ifadede, iddianamede nasıl bir durum var? Birinin bir ifadesine bir bakın, anam olay bambaşka. Yani tam fil gibi, gözleri kapalı, kuyruğunu tutan yılan sanıyor, kulağını tutan işte kaplumbağa falan filan. Bütün başka bir şey, bütün bu. Çok iyi koyduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir çalışma, ellerine sağlık. Erdem abi kitaplarınız Diyanar'da yok demiş. Bizim kitaplarımız oralarda olmaz. Bunları koruyanların kitapları orada olur. O yüzden bizim kitabımız pankuşyayınları.com'da. Onu da söyleyeyim. Güzel. Şimdi burada önemli olan şimdi gelelim noktaya. Biraz önce Serkan abinin söylediklerinin içerisinde. Şimdi Enver Altaylı konusunu ayrıca tek tek işleyeceğiz. Bunu bu adamı yıllardır gizleyenler. Biz bas bas bağırırken bunu gizleyenler. Biz bunu ilk yazdığımız zamanlarda Allah var. Söyleyelim. Nihat Genç, Erdem Atay, Veryansın TV, Ceren Çelik, Ümit Özdağ. Sadece
bu kişiler Enver Altaylı'nın faaliyetleri üzerinde birkaç bir şey söyledi. Ümit Özdağ da aslında Enver Altaylı üzerinden söylemedi. Burak Kavuncu üzerinden söyledi. Onu da söyleyelim, hani onu da şey yapalım. Bu Enver Altaylı'yla ilişkisi olan MHP'nin ağır abileri niye topa hiç girmiyor? Kimse niye bir cümle kurmuyor yani? Bibiyse. Hepsi yanında yetişti. %99'u yanında yetiştirmedir, bilmem nedir falan. Hadi bir analarınızı bir anlat. Önemli olan şimdi iki soru soruyorum. Bir, Enver Altaylı bu zamana kadar niye hiçbir şekilde bu faaliyetin içerisinde şey yapılmadı, sorgulanmadı? Bugüne kadar yaptıklarıyla ilgili başka soruşturmalar yürüyor mu, yürümüyor mu? Bunun hakkında araştırma yapılıyor mu? Adamın hasta olduğuna dair bilgiler var. İki, Levent Göktaş'ı bu soruşturma olurken, biz de buradan bas bas bağırırken Levent Göktaş'ın ifadesini alın. Ne oluyor kardeşim? Ya bu adama ne zaman ifadesini alacaksınız? Adam elini kolunu sallayarak geziyor. Suçluysa evet, da ortaya çıksın. Suçsuzsa da bu adamdan özür dilesin savcılar ya da kimse. Dediğimiz zaman da Levent Göktaş ne güzel kaçtı. Tabii. Levent Göktaş kaçtı. Bak, Fethullah Gülen Amerika'da. Mustafa Özcan kaçak. Enver Altaylı içeride. Şu anda yeni, daha yeni. Levent Göktaş kaçtı. Tamam mı? Şimdi abi soralım. Kim Levent Göktaş'ı kaçırdı? Bugüne kadar Enver Altaylı ile kim bu konuların, bu bağlantıları ortaya çıkmasını istemedi? Mustafa Özcanlar kaçarken neredeydik? Fethullah Gülen'i kimler besledi? Bin tane soru sorarsın. Ama sorulacak soru şu. Şimdi Fikret Emekli Levent Göktaş Ergenekon'da içerideydi. Ve o zamanlarda Ergenekon'da şöyle bir algı da vardı. Öyle bir yalan dolan içerisindeydik ki buraya maruz kalmış, bu iddianameye, bu saçma suçlamaya maruz kalmış herkese dedik ki ya bunlar kahraman askerler, bunlara ya operasyonu en kötüsü bunlardan evet, iyidir dedik. Yani. Prensip olarak FETÖ operasyonu olduğunu, CIA operasyonunu gördüğümüz için bütün kadroya... Ey gidi, biz unuttu Erdem Bey demiş. Söyleyelim de Recep Polat da Erlik de evet sürekli vurguladı. Onu da söyleyelim. Yani onu altını çizelim. Ama ya unuttu derken hani şey açısından söyledik. Erlik seni seviyoruz. Selam sabahlar. Şimdi şeye yani buradaki önemli olan nokta şu. Fikret Emek ve Levent Göktaş Ergenekon'da içeridelerdi. Ve biz de o zamanlar bu insanlara doğru diyorduk. Ama Fikret Emek'in Ergenekon'daki şeyinde, annesinin evinde küçük bir cephane bulunuyor. İşte Fethullah Gülen'in kitapları bulunuyor, şovunu bulunuyor. Ama Fikret Emek'in tarikatçı olduğunu, bir tarikata bağlı olduğunu herkes evet, söylüyor. Ama bunu ne zaman söylüyor? Biz bunları konuşmaya başladığımızda soru sormaya başladık. Evet dediler. Israrla dedim Fikret Emek'te bak bir şey var. Israrla koruyanlar da çıktı, şey yapanlar da çıktı, bilmiyorum diyenler de. Levent Göktaş'a da aynı şeyi yaptık. Oo, Levent Göktaş'a neler neler yaptılar hatta. Levent Göktaş'la ilgili de 9 sayfalık özür diliyorum. Yani 7. celsede 9 sayfalık bir ifade. Özür dilerim. 7. celsede bir konuşma oluyor. Levent Göktaş'ın itirafçı olduğuna dair. Onun üzerine öğreniyoruz ki 9 sayfalık bir ek ifade veriyor Levent Göktaş Ergenekon'da FETÖ savcılarına ve FETÖ şeylerine, hakimlere, mahkemeye. Ben diyor Ergenekon terör örgütünün bu iddianameyi okudum. Ergenekon terör örgütünü tespit ettim. Çok tehlikeli, korkunç bir örgüt olduğuna karar verdim. Kanaat getirdim. Beni de kullanmış olabilirler. Evet. Bildiklerimi anlatıyorum dedi. Hangi dosyadan bahsettiğini bir daha söyle. Ergenekon dosyasında. 7. celseden sonra öğreniyoruz. Demek ki daha 1. 2. 3. hani duruşmanın kaçıncı. Daha önce gerçeği söyle. Ergenekon'da yargılanan beraber bunları kahraman diyen komutanların haberi yok. İşte. Sen söylüyorsun, ben söylüyorum. Ondan sonra bakıyorlar. Haberi olanlar da şeyden haberi yok. Sonra 9 sayfa. O 9 sayfayı ayrıca bir işleriz. Ondan sonra bu şeyleri de ayrıca işleriz. O zamanlardan Enver Altaylı ile irtibatı var. Tabii. Enver Altaylı'nın Fethullah'a gönderdiği mektuplarda içeride Ergenekon içerisinde bizim adamlarımız var diyor. Bunlardan bir tanesi Levent Göktaş. Başka türlü şimdi yakalandığında 100 milyon dolarlar servet yapamazlardı onlar. Ya. Şimdi 100 milyon, 800 milyon dolardan bahsediyorlar abi. Şimdi Levent Göktaş konusu ve Fikret Emek. Buradan da FETÖ'cüler geliyor diyor ki gördünüz mü Ergenekoncular? Nasıl oldu da gördünüz mü? Bakın cinayeti hani FETÖ işlemişti deyip Ergenekoncular işledi diye şimdi algı operasyonu yapıyorlar.
Bir de şeyin hakkını verelim, tekrar oraya döneriz. Biz bunlara girdikten sonra Levent Göktaş'a ilk yargıyı oluşturup, ilk biz buradan çekilip, burada bir şey var kardeşim, biz bunu affetmeyiz. Hablemitoğlu'na kim geldiyse, kim Hablemitoğlu'nun ölümünde dahli varsa affetmeyiz, kahramanı bilmem neyi çöp ederiz diye girdikten sonra kafayı uzattığı anda Sedat Peker girdi. Bak, onun dışında kimseler, hatırlıyor musun? Herkes de hatta bize özelden mözelden mesaj, ya kahraman komutan hakkında nasıl konuşuyorum bilmem nedir, biliyorsunuz bilmiyorsunuz, dur bir bildiği var. Adam firarken bile sahiplendiler. Bulgaristan'a sığındı, orada bile sahiplendiler. Bir mekanizma da halen koruyor. Kim adına? Bak, bu FETÖ'cü yapı böyle bir şeydir, kriminal yapı. Atatürk adına, Cumhuriyet adına falan halen öyle bir imaj verilmeye, halen bir, biz de orada şey kriterini koyduk. FETÖ'nün savcılarına, hakimlerine güvenen Levent Göktaş zamanında bugün nasıl oluyor da Türk yargısından kaçtı gitti. İki dedik, 100 milyon dolarlar servet hangi özel kuvvetler kahramanı olan komutanın işidir?